Oya, Merve, Pelin, Arzu hanımlar. Karyaz bunlar. Efsane dörtlü. Aslında birbirlerine acayip farklılar. Ben bunların dördüne de maniküre gidiyorum. İlk Merve Hanım'a başladım. O zaten... Ya, anlatılmaz ya. Olay yani. Olay kadın. Bir kere her şey ona biter. Kimse onunla zıt düşmeyi göze alamaz. Her şey ama her şey ona bağlıdır. Nasıl desem... Bir nevi buraların kraliçesi diyebiliriz. Yani... Daha doğrusu o zamanlar öyleydi. O yanım gelene kadar. İnanmıyorum, resmen karşımdasın. Kaç yıl oldu? Çok. Aa, Pelin ve Arzu da burada. Pelin! 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 Onca yıl sonra. İyi gördüm hepinizi. Söyleyene bak, sen hala taş gibisin. Yalnız bir şey söyleyeceğim, ben resmen özlemişim. Ne günlerdi ya. Ya hadi. Ne güzel günlerdi. Ay dur, bir daha sarılacağım. Hadi hadi, başlıyorlar. Sonra nasıl olsa bol bol hasret gideriz. Bayağı bayağı ha? Ay yok yok, üç olmaz. Üçte Mila'nın piyano dersi var. Beş yapalım biz onu. Hı hı. Selinler'in daveti yarın mıydı? Ay evet evet, mümkünatı yok, yetişmeyecek. Erteleyelim biz onu. Ama sen beni ara tatlım, olur mu? Hı hı. Oldu canım, öpüyorum. Hadi bay bay.
cilt bakımı. Doktorum Londra'ya gidiyor. Bütün takvim alt üst oldu. Neyse. Ne yapıyoruz? Kahve. Şurada şahane bir kafe var. Ha? Aa, çok isterdim ama benim kliniğe dönmem lazım. Ha, sen çalışıyorsun. Ne iş yapıyorsun? Doktorum. Kadın doğum. Aa, bayağı. Bizde işte çocuk doğum. Bende iki tane var. Tabii biraz acele etti. Büyük 16, küçük 12 oldu bile, değil mi? Bizimkiler henüz 7. Sende var mı? Yok, evlenmedim ben. Aa, neden? Canım işte kariyer kadını. Aa, koskoca doktor olmuş. Tıp kaç sene bilmiyorsun herhalde. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Oyacım, hayatta bırakmam. Bak, yıllar sonra bir araya gelmişiz, kopmuyoruz. Hafta sonu yemek diyorum. Olur. Okey, organizasyonu ben yaparım. Sen şuraya. Numaranı yaz tatlım. O zaman cumadan haberleşiriz, tamam mı? Gel, tamam. Öpeyim. Oh. Zihden. Görüşürüz kızlar. Bye bye. Görüşürüz. Pandora'nın kutusu açılmıştı artık. Ya biz şimdi Oya'yla resmen görüşüyor muyuz? Evet. Ama yani... ne bileyim, biraz şey olmuyor mu? Ay canım, ne var, kız da bizi gördüğünde gayet sevindi işte. Ay, emin misin? Yani pek bana öyle gelmedi sanki. Ay Pelin, pimpirik konuşmaz mısın? Kız gayet mutlu. Peki şimdi bu yemek meselesi... Yani biz bize mi olacak, yoksa eşli meşli mi? Yok canım, daha neler. Daha ilk dakikada. Ya sen geçmişe biraz fazla takıyor olabilir misin Pelin? Ha? Çocuktuk ayol. Durup dururken gerilim yaratmayayım. Relax biraz. Hadi kaçtım ben. Merve'yi bu kadar güçlü yapan Serhan Aksan'ın eşi olmasıydı. Kabul etmek lazım. Bir kere bir yerde gördüm. Adam yoldan geçiyor. Herkes ona bakıyor. Ama yani daha mı bakmasın? Ay kusura bakmayın, yani anlatacağım biraz. Burası önemli. Serhan. Serhan Galatasaray Lisesi'nde yatılı büyümüş bir çocuk. Hep yalnız kalmış. Üst düzey bir ailenin istenmeyen, sevgi görmemiş evladı. Bu yüzden de hep sert ve mesafeli biri. Ay, resmen buz adam. Ama yani çok etkileyici. Merve hep çekinirdi ondan. Hatta tek çekindiği insan Serhan'da diyebiliriz. Günaydın. Aşkım, arabanın anahtarları nerede? Çantandadır Merve. Yok, 50 kere baktım, yok. Serhancığım, biraz sen de panikler misin tatlım ya? Ne yapacağız bulamazsak? Çocuk okula mı gitmesin? Bak, belki sen bırakacaksın okula ha. Mila, hadi artık anneciğim ya. Bırak şu çizgili çoraplarını, yarın giyersin. Serhancığım, anahtarlarımı bulur musun ne olur? Bak, bugün inanılmaz işim var. Nasıl meşgulüm belli değil. Merve, az kelimeyle sabah sabah. Tamam canım, sustum. Ama yani anahtarlarım kayıp. Buyurun. Ay evet ya, kafam nasıl meşgulse artık. Raşel, verdim değil mi akşamki menüyü? Evet Merve Hanım. Balıkları besledin mi? O da tamam. Tamam. Mila, hadi artık anneciğim, çıkmamız lazım. Ay çıldırtacak bu kız beni. Raşel, gidip bakar mısın? Ya hallet canım artık, hadi ya. Ben bakarım. Bir su verir misin?
Hadi anneciğim. Koş 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 koş. Geç bakalım. Hoppa. Tak bakayım emniyet kemerini. Çabuk 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 çabuk. Bağla bakayım. Aferin. Günaydın. Günaydın tatlım. Nasılsın Merveciğim? İyi, sen? Berk, atla teyzeciğim benim arabaya, ben bırakırım. Yok canım, olur mu öyle şey? Ben şey yaparım. Kızım okul aynı, zaten gidiyorum. Delirdin herhalde. Atla teyzeciğim. Tamam, o zaman Mila gelsin bizle. Aa, Mila başkasının arabasında binmez ama. Hadi teyzeciğim. Ya anne, Mila'ların arabası daha güzel, bineyim mi? Ay bak, hala soruyor. Gel tatlım, gel. Mila kay bakalım tatlım. Atla Berk. Günaydın. Günaydın canım, ne haber? İyiyim çok. Hello canım. Oo, hanımefendiye bak. Tabii seninkiler serviste uzadıkları için. Neyse, benim de öğlen pilatesim var. Aa, hocayla konuştum, bundan sonra ikili alacağız dersi dedim, okey verdi. Öğlen bizdesin tatlım, tamam? Ha, süper. Kızlar, ben dün geceden beri düşünüyorum. Oya'yı, üniversiteyi falan. Yani iyiydi Oya değil mi? Gayet iyi görünüyordu yani değil mi? Tabii canım. Gayet iyi, bayağı iyiydi. Ne bileyim ya, içime de dert oldu. Mehmet'e de anlatamadım. Ay abartmaz mısın Arzucuğum ya? Geçmiş gitmiş hikaye. Nereden baksan 20 yıl. Aslında ben de tedirginim yani. Sanki böyle bize baktığında hep o günü hatırlıyormuş gibi değil mi? Değil mi? Ay abart Pelin. Sen de abart double saçmalayın böyle. Yahu gördük işte kızı ne kadar minnoştu. Bizi gördüğüne ne kadar sevindi. Hafta sonu buluşacağız zaten. Belli ki unutmuş. Bence artık biz de unutalım. Emin miyiz unuttuğunu? Bugünü var ya 20 sene sonra bile hatırlayacağız. Hadi anne. Geliyorum tatlım. Bak abartmıyorum. Üzerindeki logo bu kadar. Alt taraf desen zaten başka telden. Ayağına da giysen dizüstü çizmiş. Hayır. Şu kadarcık böyle olmuş sana jokey. Bir gördüm böyle. Nasılsın falan diye cevap veremedim. O yani. Merve çok fenasın. Yapayım tatlım ya. O da gitsin biraz styling öğrensin ama. Aynen ya. Oyacığım, özledin mi eski mahalleni? İşte biraz. Hani parkın orada bir mezbelelik vardı ya, ben orayı yıktırdım. Yerine organik bir market açtırdım, şahane oldu. Bir görsen oraları bayağı değiştirdim. Tabii, Merve bizim parti muhtarımız olduğu için. Her zaman öyleydi ama değil mi? Değil mi ama ya, ne yapayım duramıyorum. Saçma bir şey gördüğüm zaman hemen müdahale edip düzeltmem şart. Şart tabii. Merve'ye sormadan kuş uçmuyor hala bizim sarmaşıkta. O ne demek şimdi? Negatif bir şey mi? Aa, niye öyle olsun? Allah'tan her şeyimizle ilgileniyor Merve de. Birlik düzen içinde yaşıyoruz. Şöyle güzel güzel demek istedi. Aynen öyle dedi. Ah pardon. Hadi ne olur bana güzel bir haber verin. Nasıl? Ben yükseltmiştim fiyatı. Sevmedim. Ha, anladım, akraba. Tamam. Tamam neyse, ne yapalım, kısmet değilmiş. Peki, teşekkürler, sağ olun. Hayırdır tatlım? Emlakçım, ay sonu taşınmam gerekiyor da bir türlü şöyle istediğim gibi bir yer bulamadım. Son bulduğum yerde şimdi gitti. Seni bizim siteye taşıyalım. Nasıl olur? Dönmez misin sarmaşa? Aa, şahane olur. Yakın oluruz, rahat rahat gider geliriz. Hem sonuçta orası senin doğduğun yer. Sen de rahat edersin. Olur mu ki? Ay delir,
Şahane olur. Hemen arıyorum Nihal'i. Benim emlakçım. Bak bu ikisine de o ev buldu. Ceyhan boş muydu? Ama Nihal bulur bize bir saniye. Dur bir hayatım, kız daha cevap vermedi. Sen hemen evine eşya düzmeye başladın. Hadi bakalım, istiyor mu oyu? İstiyor musun oyacığım? İstesin canım. İste tatlım. İyidir bizim iste. İyidir ama çocuklulara göre iyidir. Yani sen sıkılabilirsiniz. Sen sıkılmayasın sonra. Bilmem aslında, niye olmasın? Özledim oraları. Arıyorum Nihal'i. Alo Nihal'cim, bir dakika. Kaç oda olsun, özel bir isteğin var mı böyle, bahçe falan? Bir saniye canım. Bir saniye canım, bir arkadaşımıza ev bakıyoruz da. Kiralıktı değil mi? Kiralık. Yalnız bak baştan söyleyeyim, direkt kankam taşınacak, ona göre bir şey bakalım. Ver doyurun. Yasemin sokaktaki Ceo. Tamam. Tamam, o zaman yarın geliyoruz oraya bakmaya. Tamamdır. Öptüm, bay bay. Yarın Ceyhan'a gidiyoruz bakmaya. Oya ikna ettiler. Ya da Oya çoktan ikna olmuştu. Bilemem. İnsanın kökü doğduğu yerdedir. Demek söküp atamamıştı Oya. Hoş, sökülen ağacın yaprakları solup sararmaya mahkum değil midir? Aslında ev sahibi kendi oturacaktı. Epey de masraf yaptılar. Ama işte oğulları Atlanta'ya yerleşince bunlar da peşinden. Ay biliyorum onları ben, Berenseller. Kadını görme, bir koket. Zevklidir de yalnız. Ay Oya'cığım, ben seni şimdiden daha bu evin içinde hayal edebiliyorum ha. Çok güzelmiş. Açıkçası ben bu evi herkese göstermiyorum. Ama Merve Hanım arayınca akan sular duruyor tabii. Ay sağ ol canım benim. Ay Oya'cığım, bence şahane. Yani ben bile bu evde yaşayabilirim, öyle söyleyeyim. Merve Hanım'ın evi ayrı tabii. Bu sitenin incisi. Bu arada salonu ikiye bölebilirsiniz. Ekstra alan kazanmış olursunuz. Yok, aslında gerek yok. Aa öyle deme. Çocuk olunca yarın öbür gün lazım olur. Bakıcı nerede yatacak? Bak o işler hiç öyle kolay değil, ben sana söyleyeyim. Gerçi o günler gelsin, ben sana iyi bir bakıcı ayarlarım. Tanıdığım şahane bir ajans var. Gerçekten öyle. Herkese yetişir Merve Hanım. Sağ olsun, kızımın bakıcısını da o ayarladı. Memnunsunuz değil mi? Bir sorun yok. Gayet iyiler. Yani Oya'cığım, buradan işe rahat da gider gelirsin. Otopark derdi de yok. Yani gerçi sen tek arabasın ama bence tamam yani. Evet. Yalnız Nihal'cığım, biz taşınmadan evvel o arka odayı boyatsınlar. Öyle olmaz. Tamam, sana söylerim. Tamam. Tutuyorum. Bir dakika. Şimdi bu Merve nasıl bir kadın? Ya o kadar yardımcı olmuş sonuçta. İyi yürekli gibi görünüyor. Merve, iyi yürekli. Öyle görünür, evet. Şöyle bir bağımsız örnek vereyim isterseniz. Evet hayatım, birkaç parça bir şey ayırtmıştım. Onları alıp geleceğim. Ay yok yok, yetişirim yetişirim. Sen merak etme. Öptüm tatlım, bay bay. Yalnız oraya ben park etmek için sinyal vermiştim. Ne yapalım yani? Ben çoktan park ettim bile. Sen git kendine başka yer bul. Başka yer bul mu? Yalnız orayı ben sevmiştim. Hadi hanım hadi, uzun etme. Ne yapıyorsun be manyak? Ne yapıyorsun? Manyak mısın? Ne yapıyorsun? Beğendin mi yaptığını? Deli misin sen? Dur be deli, dur! Polis! Arabamı ne hale soktun? Şunun haline bak ya! İnsene sen bir aşağı! Ne yaptığını zannediyorsun? Deli misin, nesin sen ya? Görüyor musun? He? Ah! Ah! Ya, gözüm, gözüm, gözüm!
Tatlım, ben de şimdi tam seni arayacaktım. Ne yaptın? Çocuğu okula kaydettirebildin mi? Ay şahane, çok sevindim. Ay geleceğim, geleceğim, merak etme. Hı hı, öptüm tatlım, bay bay. Merve sizden sağ böbreğinizi isterse vermeniz en akıllıcası olacaktır. Yoksa kalbinizi söker sizin. Anlatabildim mi? E peki niye Oya'ya yardım etti? Yani ev falan buldu o kadar. İşte bütün mesele de bu. Merve insanları kendine gebe bırakmaya bayılır. Onları iyilik yaparak satın alır. Lazım olduğunda kullanmak için. Sürekli savaştığı için sürekli silahlanıyor. Aynen öyle abi. Şimdi Oya oraya geri dönerek Merve'nin sarmalına girmiş oldu böylece. Allah Allah ya. Ne tuhaf kadınlar bunlar. Daha durun. Ay kızım, nerede kaldınız ya? Adamlar gelmeden önce burada olacaktık. İçerisi kaos geçedi. E tamam, geldik. Pelin nerede? Pelin hadi. Oya nerede? Ağzımın içinde Pelin. Hadi sen de dikiliyorsun orada. Kolay gelsin. Merve tıkır tıkır işleyen hayatına yeni bir oyuncak arıyordu. Arzu ile Pelin biraz eskimişlerdi neticede. Oya onun eski arkadaşlarının en yenisiydi. Onca husumete rağmen hiçbir şey olmamış, yaşanmamış gibi yeniden arkadaş oldular. Korkunun ipliği kalpte dikiş tutar mı? Küçücük yalanlar dev aşkları yutar mı? Şu tarihi her zaman kötüler yazarlar. Kahramanlarla dolu atsız mezarlar. Gerçek gülüşler tek taşa satılır mı? Zümrüt dolu taçlar şefkatle sarılır mı? Zalimler tahtlarından tek bir sözle düşerler. En sinsi silahlar mutfakta pişerler. Bir kuş yuvasında ya da bir masumun sesinde saklanır en günahkar, en utanmaz ihanetler. Her yaralı ruhun metruk arka bahçesinde işlenir her gün böyle ufak tefek cinayetler. Bir kuş yuvasında ya da bir masumun sesinde saklanır en günahkar, en utanmaz ihanetler. Her yaralı ruhun metruk arka bahçesinde işlenir her gün böyle ufak tefek cinayetler. Bu hikayeyi anlamanız için önce kadınları anlamanız lazım. Criss Cross'a geçiyoruz. Ay yok, bittim ben. Hadi ama ya, pes etme hemen. Ya bırak Burcu ya. Sana da böyle sert hoca lazımmış ama. Ya ne demezsin, çok dinliyor ya sözümü. Hadi kalk. Ay hayır Burcucuğum, istemiyorum. Yapın siz. Merve Hanım, Serhan Bey geldi. Aa, hocam gelmiş. Serhan, hoş geldin hayatım. Ne oluyor şimdi? Nefes dersi vardı, söylemiştim sana. Hayır yani nedir elin her tarafında bir şey? Ha, sumot yapıyoruz. Aç mısın, gel. Ay ay, ne yapıyorsun? Şeker kullanmayacaksın. Al, organik bal var burada, bunu kullan. Bak yaban mersini unutma, geçen sefer koymadım, içiremedim bile. Ah, getirdin mi? Siyah. Ya buldun mu? Evet Merve Hanım. Tamam, koş öyle, sağ ol. Lise'den arkadaşıma ev bakıyoruz demiştik ya. Taşıdık biz ona. Şey ona taşındı. Yalnız evler bayağı küçükmüş ya. Biz hayatta sığamazmışız. E kız bir başına tabii. Çocuk yok, yardımcı yok. Aa, kuru temizleme. Raşel, acaba Dry Clinic canım ya. Unuttuk biz onu. Mila odasında mı? Evet hayatım. Benim telefonum mu? Hazır mı Mila'nın yemi? Evet. Canım biz çıktık. Aa, smoothie. Başkasına
anneciğim. Reşa, gidip getirir misin Mila'yı? Açmış müziği, son ses duymuyor gene. Hemen Merve abla. Ay Tanju'cum, ben kinalı salata istiyorum ama sos koymayalım. Tabii Pelin Hanım. Ben de sade kahve tatlı. Ben makarna yiyeceğim. Aa Arzu, ne konuştuk? Dikkat edecektik. Özeneceğim ama. Ay ne var ya, yiyeceğim. Sabah da az yedim zaten. Vallahi ben bu meseleye hiç karışmıyorum. Karışma, karışma sen zaten. Tanju ablacığım, bana getirsen penne arabiyatamı. Tamamdır. Mehmet ne yapıyor? İyi, ne yapsın? Yoğun bu aralar, çalışıyor. Aranız nasıl? Mehmet'le? Niye sordun? Ah! Kızlar, kusura bakmayın, geç kaldım. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Gel tatlım, gel. NASA toplantısı değil, öyle laflıyorduk. Aa, bak bakayım böyle... Aa, sende bir güzellik var bugün. Saçlar bir parıl parıl. Gerçi senin oldum olası efsaneydi saçların. Keratin maskesi falan mı yapıyorsun? Ay vallahi kıskanacağım. Tabii. Koca yok, çocuk yok. Genç kalmanın sırrı. Ama neyse, biz siparişleri verdik. Tanju bakar mısın? Bak, buranın şahane bir salatası var. Ondan söyle. Tanju'cum, benim salatalım her zamankinden. Oya Hanım. Yok, ben tokum. Ben bir limonlu soda alayım lütfen. Tamam. Oya ya, ne diyeceğim? Acaba ben sana mı gelsem? Buyur gel. Ya kliniğe diyorum yani. Bana bir randevu ayarlayabilir misin acaba? Tabii ayarlarım. Hayırdır, bir sıkıntı mı var? Yok öyle işte, rutin kontrol. Şunun şurasında arkadaşımız doktor olmuş. Kullanalım değil mi? Tanju'cum, bunları alır mısın tatlım? Okulun böyle bir mecburiyeti yok ki canım. Gösteri sonrası eğlenmek istiyorsak kendimiz yaparız. After party yani. Bende o bende. Hallederim ben. Ay bir saniye yalnız, hep bir ağızdan konuşuyorsunuz, hiçbir şey anlamıyorum. Yahu ben de diyorum, sizin kafa yormanıza gerek yok. Mekanı da netler gruba yazarım, okey? Hadi see you. Ay yani bunlar da var ya hayatım, ben olmasam hiçbir şey beceremeyecekler ha. Okulda ne partisi canım? Çocuklar terli terli, gösteri sonrası üst baş değişir, 2 saat sonra partisi yapılır. Haksız mıyım ama ya? Ay acaba Sivan'da mı yapsak? Oranın servisi şahane. Yeni de bir pasta şefi almışlar. Bence süper olur. Sen ne dersin hayatım? Olur tabii. Merve Hanım, kıyafetler geldi. Bu benim mavi gömleklerim şimdi mi geldi? Ben sana kaç defa söyledim bu gömlekler hafta başına kadar hazır olacak diye. İspanyolca mı konuşmam gerekiyor beni anlaman için? Affedersiniz Serhan Bey, daha dikkatli olurum. Olmuyorsunuz ama işte. Anca organik bir şeylerle bir şeyleri karıştırın. Hayatım, ne oluyorsun? Yorgunum ben. Bir duş yapacağım. Alo Merve, Arzu aradı şimdi. Anlamış. Sen ne dedin peki? Ya ne diyeceğim? Kurt yapıyorsundur, sen öyle anlamışsın. Falan filan dedim. Yarın bir kahvaltı edeceğiz işte, konuşacağız. Hah, konuş. Bana da haber ver ama. Pelin, kalkabilecek misin bu işin altında? Merve, herhalde yani. Sen beni ne sandın? Sen de o zaman. Kapatacağım şimdi. Fazla uzatamayacağım, Serhan evde.